Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlüdür, xəbərlərimizi görüşənlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yılğın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyadakı gün tərtibdə olub atqan xəbərlərini huzurunuza sunuşdurmuşuz. Qənəmsə diqqətlər ekranımız olsun. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Xitayını Şərq Türkistanı təkşirgüçülərə içib etişki çağırdı. 6 март Америка авазы хабарда билдирилишча, Бирлашган Миллатлар Ташкилоти кишилик ҳуқуқ олий кеңешининг яңидан тайинланган раиси Мишел Башелет Хитойдан Шарқ Туркистонга кириб текширишга йўл қўйишни талаб қилган. Хабарда Мишел Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг кишилик ҳуқуқ олий кеңешида доклад бергандан кейин Хитойдан Шарқ Туркистонга кириб текширишга йўл қўйишни талаб қилганлиги, унинг бу ҳақда муқимлик халиқнинг ҳуқуқларига ҳурмат қилган асосида юргизилиши керак деганлиги Алдынғы күні Бірләшкен Милләтләр Тәшкилатының дини итиқад әрекетлігі ішлері мәсулі Әхмет Шахидның Хытайдың Шарқ Түркістанға келіп тәкшірішін талап қылғанлығы. Хытайның бұл талаптарға қандақ жауап беретіндігінің техи анық емес екендігі білдірілді. Исламға қарсы саясатлар Хытай өлкелерінде мо жидди ижра қылынмақта. Zimistan torining 7 mart bergan xabarda bildirilishicha, Xitoy Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan islom diniga qarshi siyosatlarini Xitoy o'lkalarida mu amaliylashtirishga boshlagan. Xabarda Xitoy kommunistlarining ichkiri o'lkalardagi oshxona do'konlarga esilgan hilol oy va islomiy belgilarni va boshqa islom diniga munosabatli rasmlarni asabiylik terrorlik bahonasi bilan amaldan qoldirishga boshlaganligi. Hatto arab tili va yiziqini asabiylik va terrorlik bilan chetib cheklaganligi oshkorlandi. Xabarda yana yaqinda Sichuan o'lkasi Xuizu avtonom noyisidagi to'rtxonaga bir necha saqchi kirib, markazning buyrug'iga asosan do'konlarga esilgan barliq arabcha yiziqdagi plakatlarni elib tashlashni, arabcha xatlarni o'chirib o'tishni talab qilganligi. Agar do'kondorlar o'zligidan elib o'tmasa, qurilish mashinalari bilan majburiy elib o'tadiganligi haqida tahdid solganligi oshkorlandi. Kuzatuvchilar Xitoy tajovuzchilarining bu turdagi ochiq oshkori yo'lsizligi va tajovuzchiligi kunsiri g'aljirlashayotgan bir paytda Saudiya Arabistoni taxt varisining Xitoy tilini o'z davlatidagi hamma sohaga kengaytirishga boshlaganligi. Xitoy tilining birdamdili muborak shahar Madina Munavvar ko'chalaridagi cho'ng xatlik taxtalarga mu chiqib bo'lganligi. Yana kelib Xitoychining cho'ng shaklda ustiga yozilishi, Arabchining kichik shaklda ostiga yozilishi qabul qilg'usiz xo'rliq ekanligini bildirishmoqda. Chayirova'da Sharq Turkiston tanishtirildi. 6 mart Istanbul Chayirova qizlar o'tir maktabida Sharq Turkistonning hozirgi ahvoli tanishtirildi. Uyg'ur akademiyasi bosh kotibi doktor Farhat Qurban Tangritog'li Chayirova qizlar o'tir maktabida Sharq Turkiston haqiqatlari degan temada doklad berdi. Faoliyatga maktabning o'quvchi va o'qituvchilari to'liq qatnashdi. Doktor Farhat Qurban Tangritog'li doklatda Sharq Turkistonning qisqichi tarixi, hozirgi vaziyati, Xitoyning Sharq Turkistonda jazo lagerlarini ta'sis qilib, 3 milliondan ortiq xalqni tutqun qilganligi, hatto bir qism kishilarning turma va lagerlardagi qiyin qistoqlarda qirg'in qilinganligi qatorliq Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlari haqida tafsiliy ma'lumot berdi. Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Xitoy bilan keskin munozaralashdi. 6 mart Janvada o'tkazilgan kishilik huquq yig'inida Dunyo Uyg'ur qurultoyi raisi Dulqunaysa Apandi Sharq Turkistondagi jazo lagerlari haqida nutq so'zlab, Xitoyni mat qilgan. Xitoy vakillari uning so'zlariga qarshi chiqib, terrorchi Dulqunaysa yolg'on so'zlayotdi. Uning ustidan xalqaroliq tutish buyrug'i bor. Uning Birlashgan Millatlar Tashkilotiga kirishi xato bo'lgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'inlarida so'zlashi texami xato. Uning bundoq munbarlarda so'z qilish salohiyati yo'q. Shinjongda jazo lageri yo'q. Tarbiyalash markazi bor deb bildirib, Dulqunaysa apandining fikrlarini og'dirishga tirishgan. Yig'inda Dulqunaysa bilan g'arb davlatlari bir taraf, Xitoy bir taraf bo'lib keskin munozaraga tushgan. Munozarada Dulqunaysa apandi bilan g'arb allari Xitoy ustidan g'olib kelgan. Xitoy vakillari Birlashgan Millatlar Tashkiloti yig'iniga ishtirok qilgan yuzlagan davlat va kishilik huquq faoliyatchilari oldida Yana bir qitim rasva bo'lgan. Pokiston bilan Saudiya Arabistonining Sharq Turkiston maydoni kishini shurkandirdi. Arsalan Iftixar Pokiston bilan Saudiya Arabistonining Sharq Turkiston masalasidagi maydoni kishini shurkandirdi dedi. Tegi Pokistonlik kishilik huquq faoliyatchisi Arsalan Iftixar Ko'rik jurnalida Saudiya Arabistoni bilan Pokiston hukumatlarining
Sharq Turkiston xalqi duch kelgan fojialarga quloq yupirvolganligini tanqidlab maqola e'lon qildi. U maqolada islom dinidagi eng muqaddas ikki haram joylashgan Saudi Arabiston bilan eng ko'p musulmon o'ltiroqlashgan Pokistonning islom dunyosidagi simvolliq islom davlatlari ekanligini, ikki davlatning Xitoyning Sharq Turkistonda yo'l qo'ygan islom diniga qarshi qonun va irqiy qirg'inchilik siyosati Necce milyon Şarkı Türkistan Müslümanlarını ceza lagerlerde itikad edin vazgeçişki mecbur kılıç katarlı kılmıştırığı karıştırışının ornığa Hıhtayını kollugallıkı herkandak bir adamını şürken durduğallıkını ilgiri sürdü. Rusya Müstakıllık gezisi bilen Hıhtayının cengi cedelleri. Back China Toru'nun 6 Mart bergen haberde bildirilişçe Rusya Müstakıllık gezisi tahrir bölümü bir parça makale ilan kılıp Xitoy iqtisodining kasatlashishi boshlanganligini sonliq ma'lumotlar bilan o'ttirib qo'ygan. O'zlari yushirib kelayotgan bir sirning oshkorilib qolganiga chidamagan Xitoy tashqi ishlar amaldori Mustaqillik gazeti tahririyatiga bir parcha maktub yozib, mazkur maqolani o'chirib tashlashni qo'pollik bilan talab qilgan. Shundaqla agar o'chirib o'tmasa, maqolani yozgan muxbirni qora tizimlikka kirgizib, Xitoy chegarasidan kirgizmaydiganligini bildirgan. Mustaqillik gazeti tahririyati Xitoyning bu qo'pol pozitsiyasiga qarshi bir parcha obzor yozib, Xitoyning Rossiya muxbirlarining axborot erkinligiga qo'pollik bilan aralashganligini, Xitoyning bu qilmishining Rossiya jinoiy ishlar qonunining 114-moddasiga asosan oz deganda 2 yil qamoq jazosiga loyiq ekanligini o'ttirib qo'ygan. Mustaqillik gazeti yana o'tgan yili Xitoyni Rossiyaning janubiy qutbdagi manfaatiga changal solmaslikka ogohlantirgan xabarlarni e'lon qilib, bir mezgil talaş tartışlarına sebep bulgan iken. İslam İnstitutu'da terbiyelengen ölüm ağlarına tutkun kılınganlıkı oturuğa çıktı. Aldınca ayda Şarkı Türkistan Teşvikat ve Akbarat Agenetliği İstihlal Bölümümüz, Xitay tecavüzcilerinin Şarkı Türkistan'da icra kılıp atkan bastırış cinayetlerini halkarağa paşkılış, Xalqimizning lager va turmalarga qamalgan o'lima qari Qur'onlar haqida uchur bilan ta'minlash haqida uqtirish qilgan edik. Xalqimizning biz bilan hamkorlashib uchur bilan ta'minlashi natijasida Xitoy tajovuzchilarining nurg'unligan o'lima va qari Qur'onlarni turma va jazo lagerlariga qamaganligi oshkorlandi. Shu munosabat bilan biz bilan hamkorlashib uchur yo'llagan qarindoshlarimizga Allohdan rahmat tilaymiz. Islom ummatining bir parchasi bo'lgan Sharqi Turkiston xalqi qattiq xo'rlanayotgan bir paytda Qarindoshlarimizga yordam qilish uchun yo'llagan uchurlari uchun ajr azim ato qilishini Allohdan so'raymiz. Biz bugundan boshlab Xitoy tajovuzchilari lager yoki turmaga qamagan o'lim olarimizdan har kuni bir yoki bir qancha kishining xabarini Uyg'ur, Turk va Arab tillarida tarqitamiz. Qarindoshlarimizning davomli uchur bilan ta'minlab turishini umid qilamiz. Qarindoshlarimiz ta'minlagan uchurlarga asosan Xitoylar ochgan Islom institutida o'qish bitirib Mescitlerde imam hatiplik hizmetini kılıvatkan ölümalarının mu əsəbilik, terörlük bahanesi bilen tutkun kılınğallıqını ilgiledik. Bu süratdeki 10'dan 2. kişi Anwar Saleh, Şarkı Türkistan'nın Gulcudu tunulgan haqqaniyetçi ölüma, Gulcu şehri Bayanday 1. kent mescitinin imami. O 2017 yılının otturlarda sebepsiz tutkun kılınğan. 10'dan 3. kişi Abdihalil İsmail, Bayanday bazarlık 2. kentinin imami. 1997 yılı İslam İnstitutu'nu bitirgenden beri imamlık vazifesini ötep gelgen. O 2017 yılı 5. ayda sebepsiz tutkun kılıngan. Ondan 5. kişi Yakupcan Davud. Gulcu yaşları içi de çok təsirge ige ölümalarının biri. O 2017 yılının ahırda sebepsiz tutkun kılıngan. Ondan 6. kişi Cüret Baqi. Gulcu şehir Bayanday Bazarlık Gangul Mahalli Mescidinin imami. Mezkur ölümalar 2017 yılının otursudan başlayıp sebepsiz tutkun kılınan. Hazırgıça izdiriki bulmağın. Közetküçüler Xitay tecavüzcilerinin özleri açgan İslam İnstitutu'dan terbiyelenip çıkan ölümalarına əsəbi terörçü deb tökmət çaplışı Xitayının Şarkı Türkistan halkını her xil bahaneler bilen cazalap yoktuşunu planlavatkallıqını. Xitay işgalçilerinin halkarada teşvik kılıvatkan əsəbi terörçülerini terbiyelavatımız digen sözlerinin yalgançılık işkallikini Xalqaro jamiyatni ahmoq qilayotganligining namoyandisi ekanligini bildirishmoqda. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarimiz mush yerda oxirlashdi. Ayatki xabarimizni ko'rishguncha sizlarni janobi Allohga topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan-ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.